Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte akılsız olan televizyonlarınızı akıllı hale getiren Xiaomi Mi TV Stick'e yakından bakıyoruz. Evet, cihaz bu kadar küçücük arkadaşlar. Kutu içerisinden de aletimiz, adaptörü, kablosu ve sadece kumandası çıkıyor. Cihazın ucunu televizyonumuza bağlıyoruz ya da monitöre vesaire, nereye isterseniz HDMI çıkışından direkt takıyoruz arkadaşlar. Bir tarafında micro USB var, buradan da alete gücü veriyoruz. Daha sonra çok basit standart bir Android cihaz kurulum var, işte mailimizi vesaire giriyoruz. Ondan sonra cihaz kullanıma hazır. Burada çok küçük bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Kutu içerisinden bir tane HDMI uzatıcı çıkmıyor. O yüzden bu aleti böyle televizyonun arkasına vesaire takacaksanız arkada en azından şu kadarlık bir boşluk olması lazım. Mesela ofisteki duvara asılı olan televizyona biz asamadık. Bir uzatıcı olması gerekiyordu takabilmemiz için. Bazı web sitelerinde içinden uzatıcı çıktığı yazıyor ama bize gelen versiyonda içinde böyle bir şey yoktu. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bazı yerlerde gördüm ki buradaki micro USB televizyonun üzerindeki USB'ye bağladığımız zaman gücü alan yerler de var, almayan yerlerde de var. Ben evde iki farklı televizyonda denedim. İkisinde de almadı. O yüzden adaptörle bağlamak durumunda kaldım. Bu iki bilgiyi hafızaya atın arkadaşlar. Şimdi lafı çok fazla dolandırmayalım. Gelin şunu bir televizyonumuza bağlayalım. Bakalım menülerinde neler var, kumanda nasıl çalışıyor ya da oyunu oynayabiliyor muyuz, oynayamıyor muyuz, ona yakından bakalım. Evet arkadaşlar, televizyonumuza bağladık. Oldukça basit Bluetooth'la bağlanan, cihazla eşleşen bir kumandamız var. Kumandanın üzerinde güç tuşu, sesli komut tuşu, burada sağ sol ok tuşları aşağı yukarı ve giriş tuşu mevcut arkadaşlar. Burada açık olan uygulamaları gördüğümüz, uygulama penceresini gördüğümüz alan, geri tuşumuz, ana ekrana dönme tuşumuz, Netflix ve Prime Video tuşları buraya otomatik olarak gelmiş. Netflix'e bastığımız zaman Netflix'e falan filan giriyor işte. Onun dışında ses açma kısma tuşu da yine burada mevcut arkadaşlar. Şimdi menülerde neler var, gelin hızlıca bunlara bakalım. Açtığımız zaman kurulumu yaptıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada bazı uygulamaları görebiliyoruz. Favori uygulamalarımızı. Üst tarafta ayarlarımız var. Uygulamalara gittiğimiz zaman yükle olan tüm uygulamaları, TV Stick'in önerdikleri ve oyunlar şeklinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hızlıca isterseniz YouTube performansına bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi şu ses açma kısma tuşunu hemen bir göstereyim sizlere. Buradan böyle sesi açıp kısabiliyoruz. Nasıl akıllı televizyonunuzda izliyorsanız ya da PlayStation'ınızda, konsolunuzda izliyorsanız aynı şekilde bunda da şuradan şöyle dilersek kalite ayarlarını vesaire buradan ayarlayabiliyoruz. Bence gayet güzel, akıcı bir şekilde YouTube'da herhangi bir sorun olmadan rahat rahat dolaşabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi de Netflix'e bakacağım arkadaşlar. Burada da herhangi bir kasma, donma vesaire görmüyoruz arkadaşlar. Gayet akıcı. Her türlü oyunu böyle indireyim vesaire gibi yok. Yine televizyona özel yapılmış. Burada aşağıda da diğer kategorileri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kumandasında şöyle Google sesli asistan var. Birazcık sıkıntılı çalışıyor. Hani her zaman algılamayabiliyor. Şöyle basalım, gösterelim. Bakın bir kere bastım. Şu an mesela herhangi bir tepki yok. YouTube aç. Atlamadan gösteriyoruz arkadaşlar buraları direkt. Hani ne kadar kastığını, ne kadar yavaş veya ne kadar hızlı olduğunu görün diye sizde. Spotify yükle. Evet. Algılamadı yarısını. Marketten Spotify indir. Yok, hiç alakası bile yok arkadaşlar. Yani belli başlı komutları algılıyor. İşte YouTube'da şunu aç, efendime söyleyeyim Netflix'te şunu oynat vesaire gibi. Şunu göstermek istiyorum. Eğer bir akıllı cihazınız varsa arkadaşlar ekranı direkt olarak yansıtabiliyorsunuz. Benim de en çok kullanacağım özelliklerden bir tanesi. Hemen gördüğünüz gibi Mi TV görüntü aktarım cihazı buraya geldi. Arada yine çok az donma takılma oluyor. Mesela şöyle galeriden bir fotoğraf açtık arkadaşlar. Yaklaşıp uzaklaştırınca aynı tepkiyi yine televizyonda da veriyor. Şöyle bir de buradan YouTube'a girelim ki içinde varken ne gerek var YouTube'a girmeye. Gördüğünüz gibi görüntü oraya çok az geç gidiyor. Bu internet hızıyla da alakalı olabilir ama muhtemel kuvvetle yansıtmada bir sıkıntı var arkadaşlar. İnternet hızında şu an ofiste herhangi bir problem yok. Ekranda bayağı takılıyor burada cayır cayır oynarken. O yüzden hani bir şey izlemekten ziyade böyle bir fotoğraf bakayım vesaire ya da bir şey okuyayım gibi bir derdiniz varsa kullanılabilir. Direkt aktarayım, video izleyeyim vesaire gibi bir şey için çok kullanılacağını düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar biraz oyun mevzusundan da bahsedelim. Öyle çok büyük hayaliniz varsa oyunlarla ilgili o hayalleri bence bir kenara bırakın. Zira oyunlarda beklediğiniz performansı alamıyorsunuz. PlayStation Gamepad'i bağlanıyor arkadaşlar. Daha şöyle sağ sol da yapabiliyorsunuz. Rahat rahat çalışıyor. Bağlamak için uzaktan kumandalar ve aksesuarlara geliyoruz. Burada aksesuar ekle diyoruz. Daha sonra PlayStation'ın şu ortadaki düğmeyi de share butonuna aynı anda basılı tutuyoruz. Buradaki ışık yanıp sönüyor ve aleti Gamepad'e ekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra kumanda yerine menülerde de kullanabiliyoruz PlayStation kolumuzu. Bir oyun açayım ben sizlere. Gazı veriyorum arkadaşlar. Gazda herhangi bir sıkıntı yok. Sola basıyorum. Bayağı geç tepki veriyor.
Yani bakın mesela çektim sola, daha dönmedi bile. Şimdi bir daha çekeyim ok tuşlarıyla. Belki oyundandır diye düşünüyor olabilirsiniz. Dilerseniz başka bir oyunda da deneyelim. Şimdi arkadaşlar Dead Trigger 2'yi açtım. Gördüğünüz gibi öyle anlık tepki vereyim gibi bir durum yok. Hatta gideceğim kapıya bile gidemiyorum şu an. Neyse arkadaşlar, derdimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Tepkiler birazcık geç gidiyor. Bunu ben 2-3 farklı PlayStation koluyla denedim. Hani belki kolda mı arıza var. Hatta Dead Trigger ve yarış oyunu haricinde 2-3 oyunda daha denedim. Bütün oyunlarda böyle oluyor. Çok fazla o konuda heveslenmeyin diyelim. Ve şimdi gelin karşı açıya geçelim. Videomuza da oradan devam edelim. Şimdi arkadaşlar ürünün genel kullanım deneyimini gördük, nasıl çalıştığına baktık. Gelin çok az da sizi sıkmadan teknik detaylara değineyim. 4 adet Cortex A53 işlemci çekirdeğine sahip Mi TV Stick yine eski bir GPU modeli olan Mali 450'yi barındırıyor içinde. 1 GB'lık bir RAM'imiz ve 8 GB'lık bir hafızamız var içinde. Çözünürlük bakımından 1080p'ye kadar destekliyor. Gayet stabil bir performansı var, zaten gösterdik arkadaşlar. Sizlere de öyle 1 GB RAM yeter mi yetmez mi gibi derdiniz olmasın. Zaten 4K gibi bir olayı yok. Onu düşünüyorsanız doğru cihaz bu değil. Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi 6 teknolojilerini destekliyor. Aynı zamanda temel amacı işte Amazon Prime olsun, Netflix olsun, YouTube olsun ya da başka nereden video izliyorsanız oradaki medyaları oynatmak olan bir cihaz için bence teknik özellikleri yeterli. En önemli eksiklikleri de tabii ki de Bluetooth 5.0 desteği yok cihazın ya da bir Type-C girişi yok. Micro USB ile çalışıyor. Ayrıca de bir ekstra klavye, mouse vesaire bağlayacaksanız üzerinde herhangi bir USB olmadığı için o klavye mouse'un illaki Bluetooth'lu olması lazım ki Bluetooth üzerinden bu cihaza bağlansın. Nasıl PlayStation kolunu bağladık? Aynı mantık. Artık son sözlerimize gelebiliriz. Ürünün yaklaşık 300 TL'lik bir fiyatı var arkadaşlar ve 1080p görüntü alabiliyorsunuz. Bunları bir cebe atın. 4K çözünürlük istiyorsanız bir 100 TL daha vermeniz lazım Xiaomi tarafında bildiğiniz gibi. Yani amacınız 4K çözünürlükse tabii ki de bunu direkt eliyorsunuz arkadaşlar. Mi Box daha mantıklı bir seçenek haline geliyor. Ancak ben uygun fiyatlı olsun, benim televizyonum 1080p 4K'ya ihtiyacım yok vesaire diyorsanız 300 TL de size fazla gelmiyorsa bence rahatlıkla bakabileceğiniz bir alet olmuş kendisi. Diyelim ve son sözlerimizde söylediğimize göre artık videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi Mi TV Stick'e yakından baktık arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca şurada bulunan düğmeye basarak videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosundan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerini izleyebilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.